Herkese tamam, merhaba arkadaşlar. Yani. Bugün Türk ünlülerin en sevdiği yemekleri yiyoruz. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Tuna tavus zayıflamış mı lan? Bak ben bunu kaldıramam ha. Niye böyle oğlum? Zayıflamış gibi ya. Baksana kanka bir öğünü az yani şunları yiyince. Evet bir dümenle. Ulan herkes zayıfladı bir ben mi obez kaldım bu? Ne oldu bana ya? Yine bir masa dolusu yemeğiniz var. Bu seriyi çok istiyorsunuz. Yani. Yorumlarda zaten bir sonraki videonun ne olmasını istediğinizi yazıyorsunuz. Hepsini okuyorum. Diyeti yok bozmadım. Bak su içiyorum full deli gibi bak. Yapma be 1K'ları. Hadi. Arkadaşlar bugün sürpriz bir misafirimiz var. Mikrodalga ile beraber spor odasındayız. Niye bu videoyu spor salonunda çekiyorsunuz derseniz de niye olmasın dedim yani. Bu yemeklerin çoğu soğuk yenecek yemekler değil. Çoğunu ısıtıp anlık yememiz gerekiyor. O yüzden mikrodalgamı da getirdim. Böyle plakaların üstüne koyduk bunları arkadaşlar. Türk ünlülerin bakalım en sevdiği yemekler neymiş hocam. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana destek olmanız ve bu videonun devamını çekebilmem için tek gereken şey bu arkadaşlar. Haydi o zaman yemeğe başlayalım. Kerem Bürsin ile başlıyoruz. İskender seviyormuş. Allah Allah. Ha varmışım lan ben. Ben bu adamın böyle nasıl ya havalı mı? İskender şey mi geldi sana? Ne bileyim ben bu adamın daha havalı mavalı bir şeyler tercih edeceğini düşünüyordum hocam. Oo, o kadar acıktım ki arkadaşlar bunu hiç ısıtmayacağım bunu direkt gömeceğim ya. Fark ettin mi senin her bölümünde İskender seven biri oluyor. Hep aynı İskender'den aynı İskender'i alıyoruz. İskender gayet havalı mı? Oğlum İskender'lik olay değil. Kerem Bürsin'i bir düşünün adam biraz hani şey ya. Performans krem. Aynen öyle. Cinsel performans arttırıcı. Siz de İskender almak için arkadaşlar hemen link. Sponsorlu geliyor sandınız. Gelmiyor ama. Çok acıkmışım ya. Allah kimseyi açlığı sınamasın arkadaşlar. Gerçekten amin amin. Şey. 45 dakikada hiçbir şey yemiyorum. Kıtlığın son noktalarıydı artık. Pideleri yemeyeceğim. Diyetteyim biliyorsun. Diyeti bozmuyorum arkadaşlar. İskender'e 10 üzerinden... Baba bir daha bunu izledik yazarsan canım. Bak senin belanı sikerim bak. Bak sabahtan beri spam atıyorsun. Bak bir daha abone misin lan gerizekalı aptal. 3 saat önce atılmış video. 3 saat önce. Nasıl izleyebilirim? Yayını yeni açtım daha. Allah Allah. Spamlıyor bir de oradan hala biri yatsın diye onunla birlikte yatsınlar diye spamlıyor bir de hala ya. Kerem Bürsin ağzın tadını biliyormuş. Yalnız İskender'e verdiğim puan benim büyük ihtimalle her videoda değişiyordur değil mi? Aşık toklu seviyeme göre. Videonun ortalarında bir 8'lere düşüyor. Videonun ilerleyen en sonlarındaysa İskender bir 6'lar 7'ler falan ama şu anda 9'lardır. Hazal Kaya beyran çorbası seviyormuş. Gömelim bakalım Hazal. Hazal'cım senin için. Oldu lan. Bir şey demedim lan. Beyra abi güzel duruyor. Bunu ısıtacağız arkadaşlar. Oo gel bakalım. Beyran yok be. Ya şu ortam gerçekten en saçma ortamı olabilir. Spor salonunda 25'lik plakalar üzerinde duran bir mikrodalga eşliğinde yemek yiyoruz. Beyran çok özel bir çorba. Antep mutfağındanmış bu arada. İçinde et ve pirinç varmış ve Hazal Kaya'nın favori yiyeceğiymiş. Burada bu yiyeceklerin ne olduğunu, kökenini ve kimin olduğunu bilmeyenler için ben dahil. Prodüksiyon yani annem sağ olsun. Bilgi... Tuna tavus niye Hobbit Emo'ya benziyor? Benim psikolojim bozuldu. Neresi kanka da? Bir tık böyle bir tık böyle bir andırıyor gibi ama benzemiyor da böyle andırıyor. Bu video biraz andırıyor gibi ama ya. Koymuş böyle de. Aynen öyle. Nasıl çoban lan bildiğin yemek gibi. Biraz ağırmış lan. Sakatat mı lan bunun içindeki? Kelle melle gibi ha. Beyran çorbası zaten sakatat değil mi ya? Beyran çorbasını puanım 10 üzerinden 6 arkadaşlar. Puanı şuradan kırdım. Çok ağır geldi. Yani hani böyle hafif bir et ve pirinç değil bunlar. Harbiden ağır bir çorba. Kelle... Bir dakika oğlum. Hayır hayır bir dakika. Beyran sakatat oğlum. Manyak arkadaşlar. Mı? Arkadaşlar sakatat ya. Yo. Değilmiş. Oo. Özledik ne alaka ya? Lan ben sen kimsin lan? Orospu çocuğu. Uçan yarak yazıyorsun. Ben bilmiyordum bu arada. Vay mık. Paça işkembe falan. Özledik nokta. Orospu çocuğu. Uçan yarak ben yazıyorsun. Video başında harbiden şöyle bir kendime getirdi beni. Bu şey Hazal Kaya'nın değil mi? Ya şimdi şaka yaptım. Sinem Kobal. Patates kızartması seviyorum. Selena Selena.
Ben şurayı bir kapatayım ya, video izleyemiyoruz baba, iyice cozuttular amına koyayım, durun. Bir oradan biliyorum lan onu. Vallahi billahi inanılmaz ya. Ya. Burak öğretmen. Video izleyemiyoruz ya. Mikro dalga yalnız büyük olay. Şu an fanları yüzüme üflüyor arkadaşlar. Dolaptan bir sos getirsene ya. Şu patatesi soslu yarak yiyelim. Bu mikro dalga yalnız videoyu bir 20 dakika uzattı. Bu masanın da bir başı ayrı oynuyor. Video 100 bin like olursa bu masayı balyozla parçalayacağım. Like'ları şeyle yapın. Gerçekten şu masayı hazırlamamız lazım. Açmıyorum abi, bazıları çok abartıyor ya. Vallahi billahi. Olsun, video olsun, izleyemiyorum ya. 6-7 saat falan hem annemler hem ben. Bayağı uğraştırıyor bizi ya. Ben bu mikrodalgayı burada bırakayım lan aslında. İdmanda acıktıkça yerim. Soslama yarak bile güzel yani. Ne oldu lan? Patates kızartması harbi çok güzel bir şey değil mi ya? Ben çok seviyorum. Sevmeyen var mı lan? Patates kızartması sevmeyen varsa götür. Patates kızartmasına 10 üzerinden 8 veriyorum. Mükemmel bir yiyecek değil ama çok da güzel bir yiyecek. Bir 8 hak ediyor bence. Burak öğretmen için 8 verdim. Serenay Sarıkaya, işkembe çorbası ve kokoreç seviyorum. Kanka olmaz ki ya. Niye oğlum, ne alaka amına koyayım ya? Uyuştu mu şimdi, seninle uyuştu mu yani? Şu tip. Niye olmasın baba? Açın ya çede, açın, taymatlarsız ya. Niye olmasın oğlum? Olmaz ya Eray. Alaka seviyesi mi? Oğlum işkembe çorbası yenilmez mi? Yogi sen şey misin ya? Nonni misin lan? Gececi misin? Vurduruyor mu lan? İşkembe çorbası kokoreç ikisini sıkıyorum. Lan nereden geldi o ses? Ben bir şey yapmadım. Ben de bir şey yapmadım. Tamam, ben dur, hallettim. Tamam, hallettim, dur. İçeriği ile kas ve kemik yapısını destekliyormuş. Böyle de minik bilgilerle videomuzu izliyoruz. Kokoreçi ben biraz soğuk yesem kötü mü olur ya? Tadına bakayım şöyle. Benim kokoreç fobim var artık ya, TikTok videolarından sonra. Vallahi. Böyle bağıracağım şu an. Bu çıkana kadar bitirdim lan bunu. Vallahi bu çıkmadan bitti. Buna bir sarımsak falan koysaydık keşke ya. Şu an bildiğin çiftlik gibi kokuyor. İmalathane videosu. Ya evet, o video galiba, bilmiyorum, aynısını izlemişiz olabiliriz ama çok şeydi ya, kötüydü o video. Şimdi anlatmayayım. Kokoreç severler varsa bir şey olmasın. Ben de yiyordum çünkü bir ara. Çiftlik alır tadında yani. Yani çiftliğin tadını nereden biliyorsun diye sormayın. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Bu işkembe normal bir işkembe değildi ya. Bu çok ağırdı ya. Ben buna 4 veriyorum yani. Ben işkembe severim, yanlış anlamayın. Hızlı, sen kelle melle kafa mafa beyin yiyor mu dostum? Yiyordur kanka, sesi kapalı. Dızcı mesele de. Dızcı? Ben işkembe yerim, kelle yerim. Daha beyne tatmadım ama yerim yani. Burada bir şey değil, beyin de çok güzel. Ben hiçbirini yemiyorum. Burada ben aranızda yemiyorum. Beyin yiyen oldu mu peki? Ben. Merhaba. Evet. Şey, özele baksana. Tamam, bakacağım. Oğlum doğru, bu çok ağır bir işkembe. Bildiğin hayvanı 5 dakika önce şurada kesmişin de kova yapmışsın yani. 4 veriyorum. Ha, kokoreçi unuttuk lan. Kokoreçe puanım da 8. Kıvanç Tatlıtuğ tarhana çorbası seviyormuş. Yak baba. Tarhana çorbası. Kötü çorba ya. Kışın gribal enfeksiyon riskini düşürürmüş. Ulan Behlül. Ulan ayıp ettin lan Adnan'a. Hijyenik bir video. Sonuçta kendi derime değdirdim. Kendi ağzıma götüreceğim. Niye tiksindim ki? Benim vücudum sonuçta. Hani kime bile soksam okey yani. Lan çok beğendim. Bayağı sevdim lan. Arkadaşlar tarhana çok... Mercova. Çorbası normalde sevmem. Bunu ama annem yaptı galiba. Bayağı güzel. Mercimek diyor anamda. Ünlerin de ne garip garip. Merco baba, en güzel çorba Merco duruyor ya. Çok güzeldi. Yayıncıların çok güzeldi. Yayıncıların çok güzeldi. Obeziz de oysa. Kıvanç'ın tarhana çorbasına ben 6 veriyorum. Güzeldi yani. Video sonuna end credit olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Bu videoda 15 kaşık kullanılmıştır. Neslihan Atagül, patatesle yapılan her şeyi seviyormuş. O yüzden böyle bir patates yemeği yaptık. Kıymalı patates. Eldren sesi tek ben mi duydum? Aa, siz orayı görmediniz mi? Kafayı yediniz oğlum. Orada yemin bir şey milla, çıktı. Yemin billah kafayı yediniz siz. Bak burada. 5 kaşık kullanılmıştır. Neslihan Atagül. Nerede lan?
Kıvanç'ın tarhana çorbasına ben 6 yayıncılardan bahsediyorum. Ha burada bak. Video sonuna end credit olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Bu video. Oğlum ananı sikeyim yok muydu lan acaba harbiden? Ya vardı siz. Eleren vardı orada Eleren. Daha geride ya. Geride biraz daha geride. Eleren vardı. Patatesle yapılan her şeyi seviyormuş. O yüzden böyle bir patates yemeği yaptık. Kıymalı patates. Yedi veriyorum. Patatesle yapılan her şeyi ben de çok seviyorum. Bir inceden şeker çıkmaya başladı bu arada. Puanlarda ufak bir düşme olabilir o yüzden arkadaşlar uyarıyorum. Bu ünlere nasıl ulaşmış sormuşlar. Oğlum. Bak şimdi. En sevdiği yemek yazacağım buraya. Bak çıkıyor zaten. Zaten yani konuşsalardı şey yaparlardı ya. Oraya koyardı hocam al. Var basit yani. Aslı Enver sufle seviyormuş. Vallahi sufleye bayılırım. Güzel hocam. Bayılırım. Şöyle lazım. Onu amına koyayım. Eray senin en sevdiğin tatlı neydi? Benim en sevdiğim tatlı sütlaç falan ya. Sufle sanırım böyle. Abi, ama sufle de güzel. Sufle yemek mi ya? Fırın sütlaç mı? Fırın ana. Alo. Ya sütlaç işte baba ya. Ben ne bileyim fırın. Benim normali var kanka. Ben normalini sevmiyorum mesela ama fırın. Ben ikisini de seviyorum baba. Tamam, sufle. Onu öğrenmek istedim. Yemek mi ya? Aslı Enver'in sufle. Yenilen her şey yemek deniyoruz canım. Aynen öyle. Benim de en sevdiğim tatlardan biri. Bu videoda bir 10 olacaksa bu olur yani. Aşkım videodan sonra yapar mısın şundan la? Bayağı güzelmiş. Çağatay Ulusoy karnı yarık seviyormuş arkadaşlar. Al işte kanka al bunu ya. Bunu bir ısıtmamız lazım. Çağatay Ulusoy'un bu arada ben Muhafız dizisini seviyorum. İzledin mi? Muhafız güzeldi. Millet çok eleştirdi ama ben bayağı beğenerek, severek izledim. Abicim karnı yarığı insanlar orada patlıcanını matlıcanını sevmiyor ki dayı ya. Millet oradaki et yemeğini seviyor. Gidin o zaman o et yemeğini yiyin. Yanlış mıyım baba? Patlıcanıyla birlikte yiyen var mı bu karnı yarığı? Yarıyı. Ben patlıcanın dışında söylesem güzel oluyor. Yak baba ya. Yak baba ya. Yak baba ya. Yanına bir tane de pilav. Yok kabul etmiyorum ya. Patlamanın dışında yiyenler benim için. Kabul etmiyorum baba. Kabul etmiyorum ya. Eleştirecek ne var bilmiyorum. Çağatay Ulusoy'un dizileri genel olarak güzel. Benim abi sen ne? Yani buradaki en sevdiğim ünlü olabilir. Arkadaşlar bu arada siz de pilavın yanında mis gibi ama harbi pilavın yanında da gider ha. Ünlülerden en çok bak, hangisini seviyorsanız yorumlara belirtin. Bir de arkadaşlar ben yemeğe düşük puan verdim diye bana kızmayın. Bu benim tabak zevkim. Siz bir yemeği seviyorsanız kendiniz ona göre puanlayın. Benim puanıma kızıp lan yazmışlar yaprak sarmaya düşük puan verdiğin için dislike attım. Bu benim puanım. Çok Eray sen de mantıya düşük verdiği için dislike atmıştın. Harbi lan ben de tam şey diyecektim arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar. Karnıyarık sevmiyorum diyordum. Beğendim ben bunu. Bu güzelmiş la. Lan sevmiyorum dedim. Harbi çok beğendim arkadaşlar. Zaten bu kıymaymış yani bayağı. Buradaki... Abi ne klip atıyorsunuz ya? Burada şimdi ekrana yarak marak çıkarsa ne olur? Ban yer. Yo bir şey olmaz onu ayarladım ben la. Kardeşim iyi düşünmüşsün. Yine. Oğlum tamam da bunu niye atıyoruz? Adama zaten söyledim amına koyayım. Bu benim. Bu benim evet biliyorum. Siz... Başım iyi düşünmüşsün la. Allah Allah. Adam bir de Eray dis diye atıyor bunları. Ne oluyor? Oğlum siz bak. Twitch orospulu yapıyor bazıları ha. Şşş. Gençler. Kendinize gelin mi ya? Abi. Ebo ile küsüm amına koyayım. Ebo ile bir daha barışmayacağım. Ebo ile küsüm. Konu dönüp dolaşıp. Ebo ile küs müsüne geliyor baba. Ben vallahi küsüz lan Ebo ile. Küsüz. Bir daha da barışmayacağız Ebo ile. Hadi bakalım. Çağatay biliyormuş ağzının tadını. Oo, ne demek ya? Sıradaki ünlümüz Bergüzel Kolel yeşil mercimek yemeği seviyormuş. Ulan bunu da hiç sevmiyorum ya. Nasıl ya? O ne ya? Yeşil mercimek sporcularda kas oluşumunu hızlandırır. Annem burada yüksek protein içerir mi demek istemiş. Büyük ihtimalle öyle demek istemiş. Demir ve magnezyumu yüksekmiş. Bu ne oğlum? Bu atlara verilmiyor mu lan bu? Ebodis mi? Amına koyayım Ebo'yu ne ara gitti daha yeni söyledim bu. Hazırda mı bekliyor bu Ebo'da ya? Bu bayağı ağır geldi lan. Yeşil mercimek harbi hiç sevmem ya. Yok yani hani ön yargı değil yedim de sevmedim bak bu sefer. Bergüzel Kolel'in yeşil mercimeğine 3 veriyorum. Bergüzel Kolel hangi dizide Şehrazat'tı lan? Meşhur bir dizi vardı unuttum. Nurgül Yeşilçay kuru fasulye seviyormuş. Nurgül ablaya selamlar olsun bu arada kendisi bizim ajansta. Saygılar sevgiler. Abicim adamın ajansında Nurgül Yeşilçay var. Bizimkinde Baran Kuş var. Nasıl?
Kuru fasulye güzel yemek abi. Öyle hani aşırı sevmem ama... O Karagün bak yine o video aklıma geldi bak yine kanka. Kötü bir yemek de değil. Yüksek kaç protein içeriyor. Bana daha mı iyi? Et yerine tüketilebilir. Annem de mutfak masrafından kısmak için et yerine tüketilebilir falan filan. Başarılı bir girişim. Lan bu çok acı. Ya ne bu acı lan? Arkadaşlar çok acı bu. Aşırı acı bir şey ya. Zaten baksana kıpkırmızı duruyor şeytan gibi. Yok kardeşim yok, benden uzak olsun. Benden uzak olsun. Hani kuru fasulye pilav olarak değil, ben bunu bu acı olarak değerlendim. Eray bu kadın ünlülerle seks yapacağım. Pepe Reis'i time atlasana chatten. Time atlasana Pepe Reis'i. Git porno izle. Sana 10 dakika mühlet veriyorum sana. Tamam mı? Git pornonu izle. Gel ondan sonra bu yayına. Pezevenk burada gelmiş. Ben yazdığı şeye bak ya. 10 dakika at git. Senin anam bacı yok mu senin? Ya anam bacı yok mu hep Pezevenk. Arkadaşlar 2 veriyorum. Bak i̇ki ağzımı attım kaşıkla beraber. Ne bileyim kanka anlamadım ki yani ben. Hani bari bir ülke söyleseydin, bir ülkeden yola çıksaydın bari. Tüm kadın ünlüler ne demek ya? Başladı. Denesene be. Harbi dene lan. Kenan İmirzalıoğlu zeytinyağlı enginar seviyormuş. Enginarın en azından şöyle bir faydası var, onu söyleyeyim. Burada annem de yazmış zaten diyecektim, kağıdı yırttım. Karaciğer dostu, toksik maddelerin atılmasına yardımcı. Harbiden enginar... Allah Allah öyle bir şey mi var? Yemem ama yine de. Karaciğerin büyük bir dostudur, bilginiz çok olsun. Çok kötü bir şey, tadı yani. Tavsiye etmiyorum. Bunu yemem. Kenan İmirzalıoğlu'nun zeytinyağlı enginarını 1 veriyorum. Yiyebiliyorsun. Abicim bu yani bir şey söyleyeceğim. Sağlıklı olan her şeyin niye tadı kötü amına koyayım? Bana mesela sağlıklı olup bir şeyin güzel tadını söyleyeyim mesela. Ne var mesela? Greyfurt mesela. Yarrak gibi tadı var affedersin. Mesela anladın mı abi? Meyveler sağlıklı olup tadı güzel olan. Abi tavuk mavu geç. Tavuk mavu eti meti geç. Pardon. Onları bir geç. Tamam. Tavuğun da haşlanmışı mesela çok yavan tadı. Yağda bir kızart baba. Mesela erik zararlı mı? Ama. Erik mesela erik ne yarıyor mesela? Erik bir şey yarıyor mu? Ne bileyim meyvenin içinde vardır bir şey amına. Mesela ne işe yarıyor erik? Değil mi? Hani ıspanak yemeyin. Karnını doyuruyor. Okuyor mu? C vitamini. He. Okusun abi. Ereğin faydalarını oku yap o. Evet. O zaman bir şey söyleyeceğim. Zengin. Bir dakika, bir dakika. Şimdi enginar hangi vitamini etkiliyor mesela? Hangi vitamin enginar? Onu söyleyeyim bir. Benden bir A çıkar. A mı? A oluyor değil mi o? A mı D mi? Bir dakika. Adam Q mu yazıyor amına koyayım kanka. Kanka söyleyeyim mi? Fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri. Yani hangisi oluyor? He çok çok kalabalık yani bu. Çok kalabalık. Ama mesela muz hangilerini içeriyor? Sadece bir tane mi? Vitamin mesela o. Ne o? Magnezyum. Potasyum. C, E, B6, B12 diyor. Yani o da yani bir kalabalık mı yani bu o konuda? O bir kalabalık. O da bir anladım. Kalabalık. O zaman enginar menginar yemeyin. Diğer böyle muz yiyelim, erik merik yiyelim, oradan alalım. Bu enginar menginar niye var o zaman amına koyayım? Ya ama şöyle bir olay var işte. Bunlar ne çıkarıyoruz? Ne kadar faydalıysa tadı o kadar kötü. Enginar mesela daha faydalı. Evet. Muzdan. Ama tadı daha kötü. Bir de çok muz yemeyin kabız olursunuz ama. Evet muz ye sıçaman kanka. E tamam mesela çok çok karpuz yersek ne oluyor? Çok içersin. Abicim bu ben anlamadım ki bu... O nasıl bir gülüş ya? Şako gibi gülüyor oradan. Zihin arkadaşlar çok faydalı dediğim gibi ama ben... Çok soranı çok sikerler. Al ben adamlarla bir şey konuşamıyorum ki. Buyur. Abi. Tarkan makarna seviyormuş. Orada helal olsun Tarkan. Güzel yemek bu arada makarna. Bizim ünlüler de mütevazi ha yine. Bak tarhana çorbası, makarna, futbolcuları bir yaptık. Bakal hava bras. Meditana, napolitana öyle şeyler vardı. Kenan abi, Nurgül abla bir siz de bir napolitana, mapolitana sevseydiniz be. Enginar valla enginar hiç benlik değil. Tarkan'ın makarnasını yiyelim bakalım. Tarkan'ın makarnasına bir 6 veriyorum. Bu arada bence makarna ana yemek olabilecek bir şey değil ya. Böyle... Hadi oradan. Böyle etin yanında, hadi oradan. Yanında falan güzel de. Ana yemek olarak makarnayı böyle tercih etmem. Beren Saat levrek seviyormuş arkadaşlar. Levreğimiz... Bu kıl çıktı mı?
Bunun derisi kaldı bir tek. Balığın derisini yiyebilen var mı ya? Seven var. Oğlum ben bunu yanlışlıkla bir ara yiyordum. Yararlı diye. Bu yararlı değil mi? İşe yarıyor mu bu hocam? Derisi boy uzatıyor. Ya balıktır balık. B12'dir. Selamünaleyküm. Aleykümselam Niyazim. Selam. Aa, geldi mi? Elektrikleri. Balık yenir ya. Geldi geldi. Harbi faydalı mı lan? Ben bunu yiyordum ya ramına koyayım. Ben ama çok iğrenç bu arada ya. Beren saatin levreyle güzel çekiliyor ama. Hem güzel bir yiyecek hem de protein oranı çok yüksek. İçinde omega 3 de var yani. Şu an patlamak üzereyim. Gerçekten bir masa olsun. Şu ne abi? Arkadaşlar. Bir de çok bu reçel mi o? Ketçap, İşkembe, ketçap gibi. Beyran çorbası, sakatat, İskender, balık, sufle. Final olarak. Ketçap çorbası da olabilir. Boz, kuş burnu reçeli seviyormuş arkadaşlar. Yüksek C vitamini varmış. Tam bir lan? Şifa. Bak bu. Nota bak, tam anne notu. Antioksidan, kalbi ya. Destekler. Ben günde bundan 5 kilo yesem kalbi destekler değil mi? Ama köyden gelecek işte. Göndereyim onu, biz yapıyoruz. Murat Boz'un kuş burnu reçeline 7 veriyorum. Güzeldi. Parası ve bu videonun sonuna geldik artık arkadaşlar. Bayağı kötü oldum. Bayağı yedim. Bir masa dolusu yemek yedim. Bayağı... Aman akoyim bir şey söyleyeceğim. Şimdi yanlış anlaşılmasın ama bir insanın en sevdiği yemek de reçel olmasın ya bir zahmet. Abi şekerim çıktı vallahi arkadaşlar. Bak. Şimdi gidip uyuyacağım birazcık. Abi bir şey söyleyeyim abi. Like. Evet. Da böyle... Sıcacık ekmekle kuşburnu sıyır bir kez. Kuşburnu? Anam avradını diyeyim. Abicim sıyırsın tamam. Zaten benim de kahvaltıda sevdiğim bir şeydi ama bir insanın böyle en çok sevdiği tabii. Şey de tabii karışılmaz tabii. Kimseye ama reçel de olmasın yani bir zahmet. Anladın mı yani ya? Yani olmasın. Ben bu konuda haklı veriyorum. Enginler de olmasın. Allah Allah.